Emlaklak, emlaklak, emlak, emlak, emlaklak. Biraz ince girdiğim için. Ben de tam bir şarkı söyleyecektim. Sen emlaklığa girince ben dansa başladım. Üstelik ağzım açık kaldı Cenk için. Sen hangi şarkıya başlayacaktın? Agana gamava diye zırlayacaktım. Agana gamava. Agana gamava. Evet, acaba Lenny Kravat abimize ne oldu? Niye hiç şarkı yapmıyor? Niye artık gorukmuyor? Ya da biz mi bilmiyoruz Cenk için? Yok, gorukmuyor. Gorukeydi. Ben bilirdim onu. Halbuki ne kadar güzel albümleri vardı zamanında, değil mi Cenk'ciğim? Evet. O Lenny Kravitz'e ne oldu acaba? Böyle küçük latifeler işte bizim. Leonardo mu? Lenny Kravitz mi? Leonardo Kravitz olmasın? Emlaklak şeyimizde. Evet sevgili izleyiciler, Leonardo ile Lenny'yi birbirine kattığımızdan da anlamanız gerekir ki sevgili Leonardo DiCaprio'nun, yani üzeri açık Leonardo'nun evini satıyoruz. Üstelik evi açılıp kapanabilir bir ev değil, bildiğiniz dama filan var. Fakat ucuz, 4.9 milyon. Üstelik satılık değil ama biz satıyoruz sevgili izleyiciler. Evet, biz şimdiden sonra, çünkü illaki bir gün satılık olacak. Yani şunu düşündük, hep satılık olan bir yeri satmaya çalışmak biraz olaya fazla son dakika gibi oluyor. Daha satılığa çıkmamış bir şeyi satılığa çıkarmak aslında daha mantıklı. Evet, zira sevgili DiCaprio, diğer adıyla Leonardo dostumuz, genellikle ev alıp satmakla hayatını geçindiriyor. Bir diğer işi de oymuş gibi görünüyor. Bunu ne yapmış? Çünkü kime almış, satmış falan? Bu müzikçi Moby diye birisi varmış. Müzikçiymiş bu adam. Moby Dick. Moby bu ufak tefek kel olan. Moby. Bilmiyorum artık. Ben tanımam etmem kendisini. Ondan almış bu evi. 3.6 milyonsa mı? Ya da öyle bir şeylere almış da olabilir. Veya 4.9 ona geliş fiyatı da olabilir. O zaman biz 4.9'a satamayız. 5'e falan satmamız lazım. 100 bin dolarız kalsın. Hacize çıktı da bu mahkemeye gidip orada fiyatı yükseltti mi aldı bu Leonardo acaba? Ha, o da olabilir ama zannetmiyorum. Çünkü bu sevgili evi Moby de 2016'da almış zaten. Ha. O da anladığım kadar. Çünkü yani şu resme bakar mısın? Ya burada hiç yaşanmış, oturulmuş falan gibi görüküyor mu? Yok, devamlı. Hayat yok bu evde. İşte bu şarkıcıların da o şeyi var. Yani hayatları otel odasında geçiyor. Evet, yani Leonardo da öyle. Evi al, koy kenara dursun. Aldığı hiçbir eve taşınmıyor. Herhalde o da otellerde motellerde sürünüyordur, Allah kahretsin. Tabii. Zaten 18 odalık 4000 metrekare evin içerisinde bir başına Leonardo ne yapsın? Ben onun yerinde olsam ona güzel bir karavan satalım. Hem sette rahat eder hem de kendi karavanı. Takılır. Vardır canım karavanı zaten, o açılanlardan, büyüyenlerden falan fişman. Canım öyle deme işte, sen bir ara öğren, ağzını ara yani. Neyse, ben bu evi satalım, o arada ona da bir karavan kakalamaya çalışırım. Yani iş yaptırmaya çalışmak ayrı bir dert sevgili izleyiciler. Yani görüyorsunuz nereden su götürüyor. İzleyecek abla da kendi dedi, yapacağı için bana kasmaya çalışıyor. Ara dedim, konuş dedim. Öyle yani. Kolay değil Leonardo'yu araba. Neyse, şimdi duvardaki duvar yazılarını ya da Çince mi bilemiyorum artık, Japonca mı? Onu Moby mi yazıları yapmış acaba? Yazıları görebiliyor musun Cenk'ciğim? Ya bilmiyorum, Moby mi yapmış da niye duvarına bunu asarsın? Hem de yemek salonu gibi isimden bir yani olguya. Yani yemek olarak da yosun koymuşlar. Yiyorsun anlamında. Yiyorsun, ne yapıyorsun? Yemek yiyorsun. Anladınız mı? Esprük. Yani benim bu odada beğendiğim tek şey yukarıdaki avize oldu. Fena değil. Yani biraz modernik duruyor. Onun dışında diğer eşyalar avizeye hiç yakışmamış. Yani o sandalyeler falan, hele 80'lerden kalma sevgili izleyiciler. Bu bir apartman dairesi mi? Değil. Burası bir villa. Zaten bir sonraki resimde dıştan görünüşünü göreceksiniz. Havızlı mavızlı 18 odalı bir müstakil villa tarzı. Burası da en kötü odalardan bir tanesi. Bu çıkışından bir merdiven gözüküyor. Oradan da herhalde girişe iniyoruz falan gibisinden larısı. Yani aydınlatması bu iki tane küçücük dandik aplikle burası böyle aydınlatmaz. Muhtemelen şeyde pozlamayla falan oynamışlardır sevgili izleyiciler. Aslında biz o şeyi kaldıralım oradan resmi. Oraya güzel bir flotal ayna koyalım. Odayı da büyüsün. Sanki çok küçük büyük bir oda göstersin. Şu iğrenç karton piyerleri de oradan çıkartalım. Çok sanki tarihi evmiş de. Evet, yani o Amerikalılarda öyle bir takıntı var. Yani belden aşağısı ahşap olacak gibisinden bir olgu söz konusu. Ha, yani onu oraları ahşap yapabiliriz mesela. Hani madem şu masayı zaten kırpsak. Bunlar ahşap orayı değil mi zaten? Ahşap değil onlar. Karton piyer yapmış orayı. Anladım. Bu arada ev LA'de sevgili izleyiciler. Los Angeles. Aklınızda olsun bizden söylemesi. Geçebiliriz bunu isterseniz. Girince hemen sağda değil mi? İşte evin girizgahı sevgili izleyiciler. Yani burası bir şato gibi duruyor. Şatomsu bir yan. Evin yokuşta olması sizi korkutmasın. Yani ben yaşlılıkta o yokuşu nasıl çıkarım falan diye düşünmeyin.
illaki bir şekilde onu çözeriz. Arabayla falan çıkartırız diyorsun. Ev yokuşta olmasına rağmen dikkat ederseniz düz yapılmış sevgili izleyiciler. Evet. Yani yokuşta gibi böyle durmuyor. Güzel bir ayrıntı düşünmüş. Yani bu tarz ayrıntıların düşünüldüğünü size söylememiz önemli. Yani çünkü biz burada böyle bir yerde arsamız olsa ya şuraya bir ev yaptıracağız desek sevgili inşaatçı ya da müteahhit dostumuz burası yokuş falan gibisinden bir takım çamurlara yatacak. Aynı zamanda yani oradan abi iki kamyon hafriyat çıkar şimdi o da yani tanesi. Düzlemeye de para harcayacağız falan tabii, diyecektir. Tabii. Evet ama bu evde onların hepsi düşünülmüş. Çok güzel yapılmış. Aferin. Güzel yani. Ben bir tek şu biraz merdivenleri... korkunç ama. Evet. Yani mesela şu ben merdivenlere oturup gelen geçeni izleyip çekirdek çıtlanmaz. Çerde çıtlanmaz çünkü biraz da yani siyah marmarımsı daşların konması. Yani daha sıcak bir hava olabilirdi girişte. Soğuk girmeyin bu eve. Perili falan gibisinden bir algısı var. Evet zaten şuradaki damda bir kiliseyi andırıyor. Yani çok dikkatli olun burada Exorcist filmi çekildi falan gibisinden. Ya da içeride ahin yapılıyor falan evet. gibisinden de söylemler var. Yani görüntüler var. Bu damın üzerindeki diklemesine dar bir pencer dostumuz da bu algıyı oluşturuyor değil mi Cenk? Tabii ki. Tabii ki. Ama böyle sürekli şöyle çatılı dar çatı olması paso çatı katlarıyla dolu bir ev olduğu izlenimi de vermiyor değil sevgili izleyiciler. Şu kapının üzerindeki 3 tane kıtipiyoz çamımsı gerçekten ehliyeti durmuş. Onları oradan alalım. Yani onlar kapının üstüne mi dikilmiş yoksa ileride hani. Altlarındaki saksıları görebiliyoruz. Ha öyle mi orada mı duruyor? Yani onları kim sulayacak Allah kahretmesin. Yani sulaması ayrı dert. Bir de orada yani büyüyünce zaten orada tutamazsın ki çöker orası. Ya da evin belki orası böyle yüksek set bir bahçedir. Kapıdan girdiğimiz o bahçenin alt kısmı olabilir. Yok yok onları kaldıralım oradan. Tamam kaldırırız canım o ayrı. Ama kapının iki yanında sevgili apliklerimiz olması gece anahtar deliğini görmemizde yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Evet oralarda kamera falan var mı gözükmüyor. Kamera gözükmüyor ama mutlaka vardır. Yani içeride şu ağaçların arkasında kalıyor olabilir. Bu arada daha girişten bir ormana giriyormuş izlenimi vermesi. Evin ağaçlardan neredeyse görünmüyor olması da mahremiyet açısından son derece önemli. İçeride özgür bir alanınız olacak sevgili izleyiciler. Gözlerden ırak. Ama derseniz ki benim bütün o kadar para vermişim, bütün binayı almışım. Şuradaki ağaçları kesmek ya da duvar hizasından kısaltmak suretiyle budamak olabilir. Evet. Evin güzelliğini daha da ortaya çıkartabilirsiniz. O size kalmış. Üstelik kar yağdığında üzerinde kar tutmayan açılı çatılar sayesinde güzel bir görüntü olacaktır. Bu ağaçlar evet. Üzerindeki beyazlaşmalar falan fişman. Yani resmen kartpostallık olacaktır sevgili izleyiciler. Bir de tabii damların bu açıda olması izolasyon açısından da iyi. Çünkü su tutmaz. Su hemen akacaktır. Ay tavan aktı gene falan gibisinde. Evet. Uğraşmazsınız. Kedi ve keçi dışında başka hayvanların da dama çıkmasına izin vermeyecektir. Çünkü böyle çatılar biraz daha az açılı olunca insanlar falan da dolaşabiliyor. Burada hiçbir insan barınmaz sevgili izleyiciler. Evet. Aynı zamanda bu yine açı sayesinde bunun arka tarafına yani çanak anten falan alırsak hani 1500 kanalı bir arada izleyebileceğimiz. Görükmeyecektir diyoruz. Koyup ön taraftan görükmesini engelleyebilirsiniz. Evet yani çatının daha çok fazla fonksiyonu ve avantajı var. Bunları anlatmakla bitiremeyiz sevgili izleyiciler. Evet ayrıca biraz daha konuşursak zaten evi şeye çevireceğiz. Sadece dış görünüşüyle satabiliriz diyoruz. Muhteşem bir Silivri villasına döndüreceğiz. İşte bu da içi yani içindeki o donukluk efendime söyleyeyim aydınlatmalardaki soğukluk işte bir tek şömineyle gizlenmeye ısıtılmaya çalışılmış ama o da yeterli olmamış kanaatindeyim sevgili izleyiciler. Evet ve de yine fazla çalınmadığı için sadece bir dekorasyon eşyasına dönüşen bir piyanomuz var. Zaten piyanolar genelde olmazsa. Dekorasyon eşyası olarak alınırlar tıpkı kitaplar gibi sevgili izleyiciler. Güzel bir mesaj oldu bunu ofisimizin duvarına yazalım. Ev yaşamıyor Cenk'ciğim değil mi? Hayat evet, yok. Ölü bir ev hele şu şeyin üzerindeki üçlü şamdan iyice bir ürkütüyor yani birazdan Drakula da gelir. Evet yani o nedense Amerikalılar hakikaten bu tarz sembolik şeylere önem veriyorlar. Şömine üstünde mutlaka şamdan olacak falan gibisinden. Bir de koltuğun arkasına atılmış peştemal. Yani niye orada? Niye bu resimde öyle gibi evet. bir şey vermeye çalışmış? Yani öyle bir şey yapacağını şuraya bir iki yenmiş gofret şeyi at evet. kabı al sana yaşayan ev olsun. Bir de yani... Onun tam şöminenin karşısında olması yani kanepenin gerçekten oturup 50 saat şömine izliyorum gibi şeyi veriyor. Kitabı evet. altlık olarak kullanmışlar güzelim kitabı. Evet güzelim kitabı hem de altlık olarak kullandıkları şey tas.
Şu tası şunun üstüne koysam olur mu? Olur olur koy. Evet, oraya içine roka koyarız, yeriz arada gibisinden. Evet. Bu arada peştemalın burada olmasının sebebi de şu olabilir. Yani çok yağmur olan bir bölge ise orası. Dışarıdan ıslak geldiniz. Üstünüzü başınızı çıkarıp peştemala sarınıp sevgili şöminenin karşısına geçiyor ve marshmallowlarınızı kızartıyorsunuz, Allah kahretmesin. Ama Los Angeles'ta da pek yağmur olmaz, biraz şey bir yağmıyor bir orası. Tabii. Allah Allah. Şu pencerenin önündeki ferforje mi şey mi yaptırmışlar? Hırsız şey mi yoksa o bir çiçek? Yok hayır, o camların altından... camlar karelaj biçiminde. Onları da beyaz yapsana. Yapmamış işte, yani hakikaten de orası ferforje böyle hırsızlık gibi gözükmüş. Yani aslında bütün o duvar yıkılıp orası tümden cam yapılabilir. Tümden cam yapılabilir. Yani bu ev tam bir zevksiz tarafından dizayn edilmiş, evet, sevgili izleyiciler. Hem de duvarların cart beyaz olması ayrı. Onları birazcık kır, hafif griye zaten doğru çekti. Zaten evin yaşamamasının önemli sebeplerinden bir tanesi. Cart beyaz duvar ve açık renk, bir şey dökülünce hemen gösterecek bir halı olmamış sevgili izleyiciler. Oraya koy bir Türk halısı şöyle Isparta'dan. Evet. Paran mı yok Allah kahretmesin. Yerleri bari ceviz renginde yapalım da hiç olmazsa kontrasttan yırtarız falan demişler. Bir de bu komodin gibi, pardon neydi bu, büfe. Büfenin üzerinde bir kabartma levha gibi bir çerçev görüyorum Cenk'ciğim. Evet, nedir o? O boş kalmasın hani burada tutalım gibisinden bir duruş yani. Evet yani ama sanırım bir... Aha pardon, bu kabartma değilmiş. Bildiğiniz resimmiş Allah kahretmesin. Resim, yaklaştırınca Cenk amcanız iyi ki yaklaştırmış. Yani şey gibi duruyor. Bulmaca yaptım 2000 parçalık puzzle. Onu çerçeveletip astım gibi duruyor. Dışarıda bir şey, birisi mi var diye baktım da hayır yokmuş. Biri bakıyor gibi değil mi? Evet ve işte havuz. Sevgili izleyiciler, ilginç bir havzaya kurulmuş. Bu arada komşular havzı direkt görebiliyorlar. Yani o kadar ağaç var ama şurası boş kalmış. Evet oradan direkt dikiz atarlar. Oraya o kapının üstünde duran küçük çamları alıp oraya. Oraya getirelim, tamam. Kidney house dediğimiz şeklinde bir havz mevcut. Fakat burada bir ayrıntı güzel düşünülmüş. Sevgili havzın etrafındaki şeyler, gayalar ya da taşlar kaydırmaz taşlardan sevgili izleyiciler. Netice sağlığı bakımından son derece önemli. Islak ayaklarla bastığınız zaman. Suyun aynı zamanda yansıtma özelliğinin kullanılması da çok güzel bir ayrıntı. Fotoğrafçının olmuş. Hinliği evet. Olmuş. Burayı gece çekelim de biraz yansısın falan gibisinden bir düşünüm büyük yapmışlar. Göstermiş. Fakat havuzun kenarında her zaman alıştığımız şezlonglar yerine bir divanın bulunması. Divanımsı, çünkü sırtını yaslamaya kalksan yaslanamazsın. Yatsan yatamazsın. Yani buraya yastık falan koyunca anca, ama havuzun kenarında güneşin alnında niye uyusun millet, değil mi? Yani o olmamış oraya anca bence. Anca yatacağım bir şey, o yüzden o sırtı niye o kadar eğik? Yani. Evet yani sırtı, hadi oraya sırtını dayadın diyelim, ayaklar buradan dışarıda kalacak, bıcı bıcı evet. Sallayacaksın. Oraya plastikten veya rattan bir tane bir şey koyalım, daha bir şey görürsün. Evet evet, onu oradan kaldıralım, atalım onu, söyleyelim arkadaşlara da alsınlar kapıda. Ve son karemizde çat kad ya da ched kad dedikleri Amerikalıların çatı katından sevgili izleyiciler. Burası meditasyon bölgesi olarak seçilmiş. Maksidasyon. Bir tane çanımız var uşağı çağırmak için. Evet, yerde matlarımız mevcut, kaydırmaz dediğimiz. Kaydırmat. Bu arada ızgar dostlarımızdaki işlemeler evdeki bütün, yani tek özen gösterilmiş şey. Aa yok, buraya öyle plastik mazgallardan koymayalım. Şöyle düzgün bir ızgara yaptıralım, şeyden paslanmazdan lazerde kestiririz diye. İmes'te kestirilmiş sevgili izleyiciler. De bir de şey süsü verilmiş. Yani yan odada konuşulanları bu ızgar sayesinde duyabiliriz gibisinden bir hava verilmiş. Evet. Ama tabii ki öyle yani bir şey yok. Yani biz oraya meditasyona mı gidiyoruz? Yandaki odayı dinlemeye mi gidiyoruz? Hayır, belli değil. Yukarıda da yani bir ızgar olması. Yani burada meditasyon yaparken bir takım kokuların işte tüts ve ona bağlı tats ve tıts. Evet, şu duvardaki reostalı dostumuz, şöyle döndürülen dostumuz içeriye yani ya ışığı ayarlamak için koymuşlar duvarın orta yerine, rezalet bir yere. Ya da bir ihtimal oradaki ızgaralardan buhar verelim de havamızı bulalım diye de düşünmüş. Bak şimdi buraya bir gaz vereceğim falan gibi. Oradan ama o buharı basarlarsa o parkeler öyle bir şişer ki onlar meditasyonun kralını görür, onu da söyleyeyim. Siz de meditasyon odasını bir saunaya çevirdiniz değerli yani usta. Yani bir sauna yapılsa çok daha güzel olurmuş. Yani pencereden dışarı bak falan gibisinden. Evet ya, pencere de öyle bir yere konumlandırılmış ki sadece gökyüzüne bakabilirsiniz sevgili izleyiciler. Yani şöylesine
vasistas biçiminde açılıyorsa ancak aşağıyı görme şansınız var, ama o da yine buramıza falan gelecektir. Yine eğilemeyeceğiz. Yani biraz saçma bir oda, saçma bir çatı katı diye düşünüyorum. Evet, yani tamamen uyduruktan konmuş. Yani o pencereden bakıp ancak buluta bak, aynı ördeğe benziyor. Hayır, ördeğe benzemiyor, kumruya benziyor falan gibi. Meditasyon zırvalamalı diyorsun. Bak şu bulut gibi bir hareket yapıyorum falan gibisinde. Bulut hareketi. Ya yani yoga esnasında orada gördüğü bulutun hareketini yapma gibi, evet, oyunlarla belki biraz daha eğlenceli hale gelebilir. Evet, ama bu odada da bugüne kadar hiç eğlenilmediği odanın havasından anlaşılıyor, evet, sevgili izleyiciler. Yani 4.9 milyon dolarsa işimiz oldukça zor açıkçası. Evet, yani 4.9 milyon dolarsı çöpe atmak istiyorsanız bu evi alabilirsiniz. Evet. Ama böyle bu evi almak isteyecek çok sayıda insan tanıyorum Cenkciğim. Kim? Çok, yani şimdi hepsinin sahibi. Sen onları burada niye video arayacağım çekiyorsun? Yani önce video yapalım. Arayacağım, belki izleyicilerimiz arasında da vardır. Hangi gün oldu hala? Bu arada bir şey daha ekleyeceğim. Burada tavanın düz olması çatı katının tamamıyla kullanılmadığını, şu düz kısmın üstünde o sivri kısma kadar bir tavan arasının daha bulunduğunu bizlere gösteriyor ki buradaki asma ızgardan oraya çıkılıyor olabilir. Yani bir merdiven dayama sayesinde. Bir yılanınız varsa oraya çıkabilir. Asma tavan yapmışlar. O da biraz gereksiz. Yani bunu oraya koyacağına direkt böyle üçgen olsun. Üste kadar olur, üçgen olsun. Hem böyle yüksek olurdu. Ferah ve havadar bir yer olurdu. Ama bence işte, bence bu yerdeki parkeleri falan da kaldırıp burayı sauna odası yapalım. Evet, duvarları da yine beyaz boyamaktansa sauna, bir saunaya yakışır biçimde çam ağaçlarıyla, çam kerestesiyle kaplayalım. Evet. Bir de bunu alafranga tuvalet koyalım. Şey deriz yani. Kaç tuvaleti var? Alafranga mı, Alaturka mı? Bir tane Alaturka. Burası Kadıköy Halk Eğitim Merkezi mi? Alaturka, Alaturka şey olsun. Öyle bir şey koyalım. Hani derken işte 6 yatak odası, 7 banyo yerine 8 banyo falan deriz. Oradan yırtarız gibisin. Tamam yani, oldu. Yani buraya bir sauna, bir tuvalet yapıyoruz. Ona göre düşünün fiyatı sevgili izleyiciler. Bu arada... Oldu, bitmedi mi bölüm? Şimdi düşünüyordum da. Neyi düşünüyordun? Gösterileri, yani gösterilerimizde de satacağımız olan sevgili... olgularımız. 1 Mart'taki Eskişehir'e mi demek istiyoruz? Eskişehir'dekilere burayı okutur muyuz? Yani Eskişehir'e de götürelim bence bu resimleri. Yani bir de orada bir tanıtım yaptık mıydı sahnede, ne dersin Cenkciğim? 1 Mart'ta Eskişehir'de İF'te, 12 Mart'ta da Ankara'da bir bunu satmaya çalışırız. Çünkü o Eskişehir'de gitmez bu. Yani Eskişehir'de belki yandakini satarız, o ufak olanı. O da bizde. O da bizde, ya da çat kat da olabilir. Evet, 1 Mart'ta Eskişehir'de, 12 Mart'ta Ankara'da görüşmek ümidiyle sevgili izleyiciler. Hoşça alın. Hoşça alın. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.